Siyasetin gündemiyle devam edelim. Askeri hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi için diplomatik temasların neticesinin beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'ten fırsatçılara da çok sert çıktı. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz. Gözler Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon planına çevrilmişken resti böyle çekti. Yanı başımızdaki kardeşlerimizi varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız. Ama kimi zaman da sessizce yaparız. Bir gece ansızın gider gereğini yaparız. Gaziantep'te partisinin aday tanıtım toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Konuşmasının büyük bölümünü Suriye'de yaşananlara ayırdı, yapılanları anlattı. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticelerini bekliyoruz. Müttefiklere mesajı netti. Aksi takdirde olacakları Adana mutabakatını hatırlatarak koydu ortaya. Diyorlar ki Türkiye'nin burada ne işi var? 1998 yılında Baba Esed'le o zaman Türkiye bir Adana mutabakatı anlaşması imzaladı. Şu anda hükmünü icra etmektedir. Sözü ekonomiye getirdi. Yine fırsatçılar vardı hedefinde. Dolar düştü mü? Bak düştü. Borsa yükseldi mi? Bak 100 bini yakaladı. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı para kazanma değildir. Bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakarlıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. Fahiş fiyatlarla mücadele için belediyeleri göreve çağırdı. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Bunları silkelemeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız. Gaziantep için yapılanları anlatırken CHP liderine de yüklendi. Gözü var görmez, dili var ağzı var hakkı söyleyemez. Ay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz.